Ali yükseliyor. <laughs> Batman. Jagne, evet. Jack ne Galatasaray'da süper kahramana dönüştü. Falcao'nun sakatlanmasıyla birlikte e, istenmeyerek forma verilen Senegalli futbolcu son 3 maçta patlama yaptı ve 5 gole ulaştı. Galatasaray'ı sırtlayan Jack ne hem fiyatını yükseltti hem de yeniden ünlü takımları peşine taktı diyor gazete. Ve e, güzel bir tasarımda olmuş. <laughs> yani Jack ne ee, Kasımpaşa'daki sürecinde de e, sonra Galatasaray'a geldiğinde de gol atmaya gole çok sıcak bir oyuncu Cagney. Mario Jardel de öyleydi. Yani e, o devamlılığı şeyi falan yoktu ama Cagney e, de öyle. E, atıyor, atıyor. Atıyor fakat işte önemli olan ben hep söyledim. Geçen gün de burada söyledik. Eee Bugün ne yapar? Papatya falını açıyorsan sıkıntı orada. Evet, bugün ne yapar? Ya bugün yine bu şekilde oynar diyebilmen lazım. Jack'in onu vermesi gerekiyor. Cagney onu verebilirse yani 7 8 pozisyon Fatih Hoca da onu söyledi. Attığından çok daha fazlasını kaçırıyor. Evet, pozisyona girmek bir golcü için değerlidir. Pozisyona girersen sonuç alabilirsin. Fakat bir de hani o yüzdeler var. Kaçını çerçeveyi tutturup gole dönüştürebiliyorsun. Cagney e, biraz daha böyle kafasını toparlarsa, biraz daha motive olursa, hani şu görüntüsüyle Falcao ilese bile dönmemeli. Evet. Önce Cagney oynamalı. O zaman forma adaleti, o zaman bu e, performansa saygı olur. Kesinlikle. Ama Cagney'nin de hani kendisine artık çeki düzen vermesi lazım. Ben ne yapmak istiyorum? Evet. Ee, nerede olmak istiyorum? Sorusunu kendisine sorması lazım. Şu anda Galatasaray için çok iyi iş çıkartıyor ama o gerçek. Büyümesi gerekiyor değil mi Özel? Ee, artık. Evet. Peki Feguly yeni yerini sevdi. Ee, sağ kanattaki yerini Oğulcan'a kaptıran Feguly yeni mevkisini yadırgamadı. Orta sahada Taylan'ın yanında oynamaya başlayan Cezayirli oyuncu Galatasaray'ın Hatay Spor karşısında çektiği şutların yarısını da boy gösterdi. 12 şuttan 6'sına katkı verdi. 79 dakika sahada kalan Feguli, Cagney'in golünü hazırlayan ismi oldu. Yani Süper Lig'de bana en yetenekli isimleri, en yetenekli 3 ismi saydı derseniz ben de Feguli kesinlikle var. E Feguli zaten... Çok özel bir oyuncu. E, öyle bir oyuncu olarak geldi Galatasaray'a. Nerede? Valencia'dan gelmedi mi o ya? Evet. E, çok önemli bir oyuncu olarak geldi. Zaten çok önemli bir oyuncu performansı da bak Fegül'ün inişleri çıkışları futbolculuğuna yönelik e, eleştiriler getirtmez. Sağ dışı sebeplerden kaynaklanır. Tabii. Ama fegoli yapabilecekleri çok fazla bir oyuncu. Şu anda da yapıyor onu. 8 sekiz gibi, sekiz buçuk gibi. West Ham United özür dileriz. Kariyerinde Valencia var ama Var Bestam'dan. değil mi Valencia? Evet West Ham'dan geldi tabii. Ee, Fegüli, şu anda Galatasaray için çok değerli bir oyuncu. Çok iyi iş çıkartıyor. Çok doğru işler yapıyor. Sahaya konsantre olduğu zaman neler yapabileceğini gösteriyor. Belki şans yanında Berhanda'nın olmaması. Çünkü Berhanda kötü oyuncu diye söylemiyorum bunu. Bence kafasını karıştırıyor ikisi birbirini. Bir de Berhanda merkeze geldiği zaman Fevkuli zaten mecbur. Kenara gidiyor. gidiyor. Şu anda oynadığı yerde çok iyi iş çıkarttı. Çok iyi ee, okuyabiliyor araya attığı, savunma gerisine attığı alver yaptığı pozisyonlarda oyuna akıl koyabiliyor doğru işler yaptı Fatih Terim'in e, bu tarz e, buluşları vardır e, feguli de ona çok iyi reaksiyon verdi Galatasaray eğer şu anda şu görüntüde ise ben kardeşim sana bu takımın yönlendiriciliğini verdim bu takıma sen akıl koyacaksın dediği andan itibaren Fegoli çok iyi çıkartmaya başladı. Ve şu anda onu hakkıyla yapıyor. Ee, çok doğru yapıyor. Kafaca da rahat görünüyor. Bunlar Galatasaray için çok büyük avantaj. Galatasaray puan tablosunda 23'e geldi. Aytemiz Alanya ve Fenerbahçe ile eşit puanda. Averajda da olsa Fenerbahçe'nin önünde olmak onları ayrıca motive edecek gibi görünüyor. Beşiktaş yine geldi oraya kazanarak. Birazdan Beşiktaş'ta Beşiktaş, konuşacağız. E, bence şu sürecin ee, en karlı takımı. Yani evet. o aldığı skorların ötesinde mental olarak çok karlı. Evet. Çok iyi durumdalar. Yani durumda sen Başakşehir'i, Fenerbahçe'yi falan yenip sen, seri galibiyet alıyorsun ama yendiğin takımlar kimler, hangi şartlarda nasıl yeniyorsun? O yüzden karlı. Tabii. Derbile yani de kazandığı de puanlardan de daha fazlasını kazandı aslında. Evet. Puan değil kazandığı. Evet. Kazandığı özgüven kazandığı ben bu şampiyonluk yarışının içinde olurum duygusu. Kazandığı o Beşiktaş kimliği. O kimlik kaybolmak üzereydi. Onu kazandı, takım kazandı onu. Ee, Sergen Yalçın orada çok önemli bir virajı açtı. Şimdi ona tutunmaları lazım yalnız işte. Evet. Dört elle sarılacaklar. E peki foto maç. bak performansa. Son altı maç. 6 maçta 5 galibiyet son altı maçta. E zaten o e, toplam 6 galibiyetin 5'i burada yani. Fenerbahçe Galatasaray'a bak. Evet. Gümbür gümbür gidiyorlar. Bu gelecek 3 maç değil mi? Evet. Galatasaray, Karagümrük, Bay bu hafta. Karagümrük deplasmanı, Göztepe, Trabzon deplasmanı. Bak Karagümrük'te, de, Trabzon'da zor maçlar. Bay haftası biraz nefes aldırır Fenerbahçe Yeni Malatya içeride. Mesela Yeni Malatya maçında artık Fenerbahçe'nin iyi bir futbolla, iyi bir futbolla altını çiziyorum. Net galibiyet alması lazım. Gaziantep deplasmanı her şeye gebe Yani e, çok e, bambaşka diri, e, agresif iyi bir takımda bulabilirsiniz karşınızda Böyle bir anda çözülen bir takımda bulabilirsiniz. Garip bir takım Gaziantep. Evet. Şu Midika gibi. Medika gibi. Yani 5-0 da olabilir. Çok büyük direnç de olabilir. Değil mi? Tabii. Yani Gaziantep'te kazanabilir. Farklı da kazanabilirsiniz. Bir maç için böyle söylenir mi? Bunu söyleten Gaziantep. Evet. Ee, Başakşehir maçı referans maç. Beşiktaş Alanya deplasmanı. Erzurum Ankara gücü deplasmanı. Alanya deplasmanını oradan e, kayıpsız geçerse Beşiktaş zaten 3'te 3 yapar. Alanya'da Beşiktaş maçı var. Denizli deplasmanı var. Aynı şey Alanya için de geçerli bence eee Deniz deplasmanı bakalım nasıl geçecek. Değişiktaş. Şimdi Denizli deplasmanı hani şurada bir Deniz'i şu son bölümdeki 20-25 dakikadan bir e, oyun çıkarırsa, moral da, değil Moral bulduysa ve buradan doğru oyuna yönelebilirse e, belki Denizli için e, bir kırılma maçı haline gelebilir ama yani zaten gün bugün 10. hafta 6 puanım var. Peki fotomaç 6. sayfaya bakalım. Erzurum ve Ankara gücünden sonra fırtına Sivas Spor'u da devirmek istiyor. Hedef 3'te 3. Abdullah Avcı'nın gelişiyle yüzünü zirveye çeviren Trabzonspor galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor. Usta hoca ve öğrencileri Yido'yu da devirerek zirveye yaklaşmayı amaçlıyor diyor gazete. Afobe zinciri kırmak istiyor. Bordo Mavile ekibinin e, forveti e, benim Afobe. Son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe ağlarını sarsmıştı. Tecrübeli oyuncu ardından çıktığı Kasımpaşa, Alanya Spor, Erzurum Spor ve Ankara Gücü karşılaşmalarını boş geçmişti. Kongolu e, golcü suskunluğuna son vererek Sivas Spor ağlarını sarsmayı hedefliyor diyor Afobe için gazete. Ne Canini ne de Afobe'den tam anlamıyla verim alamadı Trabzonspor. Hele bu iki oyuncu Sörloth sonrasında denk gelince e, Borno Mavili taraftarlar ister istemez. ...suratlarını ekşitti. Evet. Ee, yani eğer Trabzonspor... ...az önce söyledik ya... ...şu... E, ...Ocak ayına umut... ...taşıyabilirse... ...o zaman mutlaka bir Center for takviyesi... ...yapmak durumunda. O bölgede alternatif de yok. Hani Apo Bey'i kenara alalım da... ...bu orada daha iyi oynar... ...diyeceğimiz isim yok. E, Cadeni de o katkıyı veremedi. Evet. Ya yani Oraya bir kat, şey gerekiyor... Bir üçüncü opsiyon bir gerekiyor. gerekiyor. Peki, e, Milliyet Gazetesi 19. sayfaya bakalım. E, Beşiktaş bölümünü okuyacağız. Trabzonspor'da Vakame şoku. Sivas spor maçının son hazırlığını dün yapan Bordo mavillerde ağrıları bulunan Vakame antrenmana çıkmadı. Yıldız oyuncu bugün bir kez daha denenecek. Sıkıntı sona ererse karşılaşma kadrosunda e, olacak diyor. Ve alt bölümde Lilin Kahramanları Fransa'da Lig 1'de başarılı bir dönem geçiren Lille'de takımda yer alan Türk Yıldızlar ses getirmeye devam ediyor. E, Sofotur için bir röportaj veren başarılı sahibi Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın Lille gelmesinde etkim oldu. Lille'deki performansımın e, beğenilmesinde beğenilmesiyle Türk oyunculara ilgi arttı. Sportif direktör Campos Yusuf Yazıcı hakkında bilgi vermemi istedi. Transferden önce e, ben de Yusuf Yazıcı'nın e, harika bir futbolcu ve iyi bir insan olduğunu söyledim e, diyerek bu transferin öyküsünü de yani bir anlatıyor. Zekiye de sormuşlar yani bu oyuncular sence canını... nasıl?